Mersin'de bir süredir Twitter üzerinden Cumhuriyet Savcısı, Mersin İl Emniyet Müdürü, Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, daire başkanları ve çok sayıda saygın iş adamıyla gazeteciler hakkında aslı olmayan, toplumda infial yaratacak paylaşımlar yapan gizli tanık rumuzlu kişi yakalandı. Gizli tanık rumuzlu kullanıcı gece Twitter'ı atarken emniyet birimleri tarafından suçüstü yakalandı. Gizli tanık rumuzlu kullanıcının tek kişi olmadığı, organize olmuş bir ekip olduğunu emniyet ekipleri belirledi. Polis, gece yarısı şok bir operasyonla iki ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. İlk operasyon tweetlerin atıldığı adrese gerçekleştirildi. Burada Twitter kullanıcısı tam tweet atarken suçüstü yakalandı. Tweetleri atan kişinin 31 yaşındaki BG olduğu belirlendi. Teknik işleri üstlenen BG'nin direktif aldığı, ne yazacağını söyleyen kişi de orada tespit edildi. BG'ye ne yazacağı talimatını veren ve atılan tweetlerdeki asılsız bilgileri aktaran kişinin Mersin kamuoyunun da yakından tanıdığı MG olduğu belirlendi. Polis düzenlediği ikinci bir operasyonla da MG'yi gözaltına aldı. 12. Mersin Olağan Kongresi'ne tek listeyle giren MHP, Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli'yi tekrar başkanlığa seçti. Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirilen MHP Mersin İl Kongresi'ne MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Toros'a Belediye Başkanı Hamit Tuna ve çok sayıda partili katıldı. Divanın seçilmesinin ardından faaliyet ve mali raporlar okundu. İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, kongrede yapmış olduğu konuşmada MHP'nin kurulduğu günden bugüne Müslüman Türk milletinin umudu olduğunu söyledi. Genel Başkanımızın ileri görüşlülüğü ile uyarılarında ve attığı adımlarda hep haklı çıkmıştır. Çözüm süreci günlerinde, hendekler kazılıp teröre prim verildiği günlerde, garnizonlarda, göklerdeki bayrakların indirildiği günlerde, valilerin operasyonlara izin vermediği, veremediği günlerde, BOP eş başkanlığı günlerinde, askeri sınır ötesi operasyon yetki tezkeresinin verilmediği zamanlarda, FETÖ cinayet örgütünün henüz hiç kimse tarafından konuşulmadığı, hatta övgülere mazhar kaldığı günlerde, bilge liderimizin yaptığı uyarılar, tavsiyeler hala hafızalarda olduğu gibi tarihte de not olarak düşmüştür. İkbal günlerinde el öpmek, göze girmek için sıra bekleyenler, parti içerisinde ve dışarısında makam ve mevki sahibi olabilmek için kapı aralayanlar, 1 Kasım seçimlerinden sonra başlattıkları işgal ve değişim hareketinde hepimiz hezimete uğrayanlar, bugün partileşmek için toplanarak gerçek yüzlerini göstermişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında bundan sonra hiçbir haine yer yoktur. Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen genel kurulda 521 oyun 510'unu alan Gölgeli yeniden başkanlığa seçildi. 11 oy da geçersiz sayıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12. Olağan Kongresi'ne gelen bütün yurttaşlarımızdan hepsinden Allah razı olsun. Bugün burada coşkulu bir kalabalık vardı. Bayram havasında geçen bir kongremiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin bittiğini söyleyen insanlara kapak oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliğinin yegane ve siyasi aranadaki tek temsilcisidir. Ve bugün bütün yaşantımız, bütün amaçlarımız Türk milletinin büyümesi ve güçlü bir devlet olması içindir. Başka hiçbir gayemiz yoktur. Bu yolda yürüyerek, koşarak mücadele edeceğiz. Hiç yılmadan, yıkılmadan mücadelemiz devam edecek. Anamur'dan Yenice'ye kadar bütün ülküdaşlarımızın katılımıyla 12. kongremiz çok muhteşem bir kalabalık. Dışarısı da içerisi de dolu. Yani ülkücü hareket
inanmış, davasına sadakatle sarılmış bu kadar güzel insanların bir araya geldiği yerdir. Ülkücü hareket sadece ve sadece Türk milletinin, Türk devletinin bölünmez bütünlüğü için, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün, onun fikriyatının, onun inançlarının, ülkücü hareketin, ülkücü insanların ruhunda yaşadığını söylüyoruz. Onun bize emaneti, biz o emaneti devam ettireceğiz. Ondan önce iki tane büyük başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bize verdiği emanet ve şu anda hayatının 48 yılını ülkücü harekete adamış, yılmadan yıkılmadan mücadele etmiş, bütün söylediklerinden haklı çıkmış bir lidere sahibiz. O lidere de mahcup olmamak için mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması operasyonunda örgüte finansman sağladığı ileri sürülen 29 iş adamı gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen 47 iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine operasyon başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında Mersin'de tanınmış bazı iş adamlarının da bulunduğu 29 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada şüphelilerin kapatılan Bankasya'da hesap artırımı yaptığı, örgütle bağlantılı derneklerde üyelik kayıtlarının olduğu, terör örgütüyle ilişkili kişilerle birlikte yurt dışına çıkış yaptıkları ve örgütün üst yöneticileriyle aynı otelde, aynı tarihlerde kaldıklarının tespit edildiği bildirildi. Mersin'de evinin yanındaki portakal bahçesine giden 58 yaşındaki Ahmet Koçak, kendini ağaca asarak yaşamına son verdi. Olay Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeşilçimen Mahallesi 4004 sokakta meydana geldi. Ahmet Koçak bilinmeyen bir nedenle oğluyla tartıştıktan sonra evden çıktı. Bu sırada evlerinin yanında bulunan portakal bahçesine giden Koçak, beraberinde götürdüğü iple kendini bir ağaca astı. Koçak'ın ağaçtaki cansız bedenini gören komşuları durumu ailesine ve polise bildirdi. Sinir krizi geçiren Koçak'ın yakınları çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirmeye çalışıldı. Koçak'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Mersin'in Mut ilçesinde 135 öğrencinin kaldığı bir kız öğrenci yurdunda öğlen yemek yedikten sonra öğrencilerin çoğu karın ağrısı ve kusma şikayetiyle nöbetçi öğretmene başvurdu. Yurtta şikayetlerin artması üzerine nöbetçi öğretmen durumu 112 ekiplerine bildirdi. Yurda gelen ekipler 20 kız öğrenciyi Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Daha sonra aynı şikayette bulunan yurttaki 43 öğrenci de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Daha sonra şikayeti artan 17 öğrenci daha hastaneye kaldırıldı. Bunlarla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı 80'e ulaştı. Mut İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Mut İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin ise ilçeye Karaman, Silifke, Erdemli ve Mersin'den ambulanslar geldi. 35 öğrenci şu an Mut Devlet Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyor. 21 öğrenci Karaman, Silifke, Erdemli ve Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 24 öğrencimiz ise taburcu oldu. Öğrencilerin yediği yemeklerden numuneler alındı, incelenmesi için laboratuvara gönderildi, dedi. Mersin'in Mut ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza Mut Karaman Karayolu Sertavul geçidi Bel mevkiinde meydana geldi. Yakup Tekin yönetimindeki minibüs Mut Karaman istikametinde seyir halindeyken karşı yönden gelen Öner Öztürk yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Yakup Tekin, Öner Öztürk ve otomobilde henüz isimleri tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Mut ve Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan Havva Öztürk ise doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden Havva Öztürk'ün cansız bedeni savcılık tarafından incelenmesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Erdemli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin-Antalya D400 karayolunda seyreden 20 yaşındaki Lokman Gültekin yönetimindeki plakasız motosiklet kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü Lokman Gültekin hayatını kaybederken sürücünün arkasında yolculuk ettiği belirtilen 17 yaşındaki Erdem Ağa ise ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin Üniversitesi'nde 3 yeni birim hizmete girdi. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde kurulan Göz Bankası, hasta yoğunluğu nedeniyle ihtiyaç duyulan 2. özel yataklı servis ve Çiftlikköy kampüsünün kuzey kısmında inşa edilen merkezi derslikler binasının açılışı, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı'nın katılımıyla törenle gerçekleştirildi. Açılışta bir konuşma yapan Bakan Elvan, Mersin'in çok önemli sağlık merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek, Mersin ileride ülkemiz için de önemli bir sağlık merkezi olacak. Mersin Üniversitesi'nin Akdeniz Kültür Merkezi, Eğitim Fakültesi yeni binası gibi devam eden önemli yatırımlarımız var. Üniversitemizin ihtiyacı neyse bu ihtiyacı karşılama noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Kalkınma Bakanı olarak bugüne kadar her türlü desteği verdim, vermeye de devam edeceğim dedi. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsarı ise Mersin'de ilk kez bir kamu hastanesinde göz ve kornea naklinin ve keratokonus hastaları için de çapraz bağlama tedavisinin yapılacağını belirterek bu merkeze sahip hastanelerde kornea nakli belgesine ve becerisine sahip uzmanlarca hayatını kaybetmiş kişilerden alınan gözün kornea tabakasının işlevini yitirmiş kornea sahibi kişilere nakli yapılabilmektedir dedi. Mersin'de ressam Nazife Bilgin Hazar, Toroslar Belediyesi ile birlikte uygulamaya koyulan sosyal sorumluluk projesiyle binaların dış cephesine ünlü ressamların eserlerini çiziyor. Güneşin altında sabah erken saatlerde başlayıp akşam geç saatlere kadar belediyenin sağladığı boya ve iş makinesiyle sıcağı aldırmadan 1987 yılında yapılan Akbelen toplu konutlarının dış cephesine Van Gogh, Pablo Picasso, Neşet Günal ve Osman Hamdi Bey gibi birçok sanatçının eserlerine yer veriyor ressam Nazife Bilgin Hazar. Sanata olan tutkunluğu nedeniyle 2011 yılında başladığı Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini 4 yılda birincilikle bitiren Hazar şu açıklamalarda bulundu. Ben Mersinli Nazife Bilgin Hazar, 1962 doğumluyum. 2011 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne girdim. 2015 yılında en yüksek dereceyi hem okul, hem bölüm hem fakülte olarak yüzlük sistemde 98.6 ile üniversiteyi bitirdim. Benim hayalim hep duvar resmi yapmaktı. Neden duvar resmi derseniz, çünkü duvar resmi ilk çağlardan günümüze kadar en iyi anlatım aracıdır. Ben bu duvar resminde duygusuz duvarlar, yani duygusuz, ruhsuz duvarlara ben ruh kattım. Güzellik kattım ve çok ünlü ressamların tablolarının reprodüksiyonlarını yaptım. Hazar, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kadın sığınma evi, çocuk cezaevi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi Bölümü duvarlarını resimlediğini ifade ederek şöyle konuştu. Sosyal sorumluluk projeleri arasında kadın sığınma evi, hayvan barınağı, çocuk cezaevi, Tıp Fakültesi'nin anestezi bölümünün yemekhanesinin duvarını renklendirdim. Ve bu sosyal çalışmalarım, sosyal proje çalışmalarım devam ederken Toroslar Belediye Başkanı sevgili Hamit Tuna'dan
bir teklif aldım. Hani biz bu Akbelen civarını, bulvar civarını, bu duvarları, ruhsuz duvarları nasıl renklendirebiliriz? Nasıl, ne yapabiliriz deyince zaten de benim de beklediğim mükemmel bir projeydi. Yani çok sevdiğim bir proje. Her yer keşke böyle rengarenk olsa. Yani ben bir de toplumun, insanların ruhunun da güzelleşeceğini, ruhlarının, duygularının bir adım ileriye gideceğini düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta maçında Tokatspor'a konuk olan Mersin İdman Yurdu 2-0 yenildi. Tokat, Gazi Osman Paşa Stadyumunda oynanan maçın 20. dakikasında Mersin İdman Yurdu atağında Ali Kemal'in ceza sahası dışından sert vuruşu out'a gitti. 31. dakikada sağ kanattan Emre Güney'in ceza sahası içerisine kesmiş olduğu ortada Mahmut'un kafa vuruşunda top kaleci Vedat'ta kaldı. 36. dakikada Ali Kemal'in ceza sahası içerisinde kesmiş olduğu ortada Emre Hasan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ve Tokatspor 1-0 öne geçti. 73. dakikada Recep'in ortasında topla buluşan Alperen'in vuruşunda ev sahibi Tokatspor 2-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Mersin İdman Yurdu 6. yenilgisini alarak 2-0 mağlup döndü. Spor Toto 3. Lig'in 3. grubunun 6. hafta maçında Tarsus İdman Yurdu sahasında Osmaniye Spor Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. Tarsus rakibine 1-0 mağlup oldu. Ligde son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle zirveye ortak olan ve Uşak Spor'un mağlup olmasıyla lider olma umuduyla sahasındaki maça çıkan Tarsus İdman Yurdu daha maçın başında yenik duruma düştü. Mücadeleye konuk Osmaniye Spor Futbol Kulübü hızlı başladı. İkinci dakikada Osmaniye köşe atışı kazandı. Tufan'ın kullandığı kornerde ceza sahasına yapılan ortada topa iyi yükselen Ahmet Cenet'in kafa vuruşu filelerle buluştu. Osmaniye maçın başında 1-0 öne geçti. Skor avantajını ele geçiren Osmaniye Spor ilk 10 dakikalık bölümde Tarsus Kalesi'nde etkisini devam ettirdi. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi bulan Tarsus İdman Yurdu, rakip kalede özellikle sağ kanattan yapmış olduğu ataklarla rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı karşılaşmanın ilk yarısı konuk Osmaniye'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Oyunun ikinci yarısına ev sahibi Tarsus İdman Yurdu daha etkili başladı. Karşılaşmanın 69. dakikasında gelişen Tarsus atağında Samet Eker'in ceza sahası dışından sert vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 73. dakikada Tarsus İdman Yurdu'ndan Ergun Cengiz ikinci sarı kart ve ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca zorlu maç konuk Osmaniye Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.